Dostlar selamlar, saygılar hepinize. Para Bil kanalına hoş geldiniz. BIST endeksi son anlarda kapanışla birlikte negatif kapattı gün arkadaşlar. Dolar ve Euro'da da hafif bir yükseliş var %1 gibi. Evet, artık 22 Haziran'daki Merkez Bankası'nın faiz kararı bekleniyor. Yüzde kaç artıracak? Bunu bekliyoruz. Fed kararları da var tabii ki ama ondan önce ya Asıl önemli olan Türkiye'deki Merkez Bankası'nın faiz arttırımı Borsa İstanbul'u şekillendirecek. Vakıf Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı Anonim Şirketi'nin sermaye arttırım işlemlerine ilişkin bildirim var arkadaşlar. Burada sermaye arttırımla ilişkin takvim yayınlandı. Bedelli bir sermaye arttırımı olduğu için e, önemlidir arkadaşlar. Niçin önemlidir? Rüçhan kullanım hakkını ne zaman kullanacağınız ve kullanmak istemiyorsanız hisseler ne zaman satacağınızın tarihini iyi bilmeniz gerekiyor. Evet arkadaşlar şirketimiz bedelli sermaye arttırma ilişkin SPK onayı ve hak kullanım tarihleri hakkında yapılan açıklama güncelleme değil düzeltmeme evet ertelenmiş bir açıklama değil düzeltme nedeni düzeltme değildir diyorlar. Yukarıya evet yazıyorlar SPK onayı ve hak kullanım tarihi bir, bir dirimidir. Yani işte halbuki bunları yazı yapanlar değil mi kap bildirilerini diğer bir tane örneğini bulsunuz bununla ilgili çözebilirsiniz. Bu şekilde burada yanlış ya da hatalı bilgi vermezsiniz. Evet sevgili arkadaşlar bakıp gayrimenkul yatırım ortaklığının iki tür hissesi var A ve B grubu. Diğer hisselerden gördüğümüzün aksine burada e, borsada işlem görmeyen miktar da bin yüksek bir miktar. Haliyle bunlar da bedelli sermaye arttırımına katılacak arkadaşlar. 783.313.969'da B grubu borsada işlem gören var. %50 oranında bedelli sermaye arttırımına gidiyor ve Rüçhan hakkı kullandırma fiyatını 1 lira olarak belirlemişler arkadaşlar. 1 lira. Evet Türkiye Vakıflar Bankası tarafından süresi içinde satılamayan payları satın alınacağına ilişkin taahhüt verilmiş arkadaşlar bunu da belirtelim. SPK başvuru sonucu değiştirilerek onay yani sonradan onay almış. 6. ayın 15. 2023 sermaye arttırımı varsa yeni payların borsada işlem gören pay sahiplerinin hesaplarına gireceği takvimmiş. 6. ayın 14'ü de borsada işlem gören tipteki payların hak sahiplerinin belirlendiği tarih. Demek ki 6. ayın 13'ü bizim için oldukça önemli arkadaşlar. Eğer bu bedelli sermaye arttırımına katılmak istiyorsak yeni pay alma hakları izahnamede belirtilen esasla uygun olarak 6. ayın 13. 2023 ile 6. ayın 27. 2023 tarihler arasında 15 gün süre ile kullandırılacakmış. Evet arkadaşlar 6. ayın 13. ile 6. ayın 27'si tarihler arasında kullandırılacak. Bu tarihler arasında 1 TL'den kaç tane hisseniz varsa o kadar Borsa İstanbul'dan e, e, BIST 100 endeksli kaç tane hisseniz varsa Vakıf Kaymakur Yatım Ortaklığı'nın 1 lira bulundurmanız gerekiyor. 100 lira ise 100 lira. 100 tanesi 100 lira, 1000 tane isteğiniz varsa 1000 lira bulundurursanız eğer bedelli sermaye arttırımına katılacaksınız sevgili arkadaşlar. Eğer ben bedelli sermaye arttırımına katılmak istemiyorum diyor iseniz Rüçhan Pazarı'nda elinizdeki hisseleri satmanız gerekiyor. Evet rüçhan hisselerinizi satmanız gerekiyor. Hepinize sağlıklı ve bol kazançlı günler diliyorum. Lütfen bu tarihleri tarihlere dikkat ediniz. Çünkü bedelli sermaye arttırımlarında rüçhan hakkını kullanmayan binlerce insan oluyor. ve Bunun hepsi zarar demek. Yani yatırımcılarına zarar olarak yansıyor bu sonuçta. Evet selamlar saygılar. Buradaki bilgileri bir yatırım tavsiyesi olarak almayınız lütfen. Kanalımıza da abone olmadıysanız abone olup bildirim zilini açmayı unutmayınız.